Efendim iyi akşamlar. Neler yaşandı ve yaşanacak ülkemizde hepimizin ilgisini çeken, ilgilendiren konularda ve Mersin'de neler var onlara bakacağız. Mersin'de bugün çoğunlukla belediyelerle ilgili haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce tabii bugün çok önemli bir gündü. Kimler açısından, aslında toplum açısından, ekonomik açıdan herkesi ilgilendiren önemli bir gündü. Bugün EYT'lilerle ilgili önemli bir açıklama var. Ona birazdan değineceğiz ama onun öncesinde de asgari ücretle ilgili, asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalar bugün resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Bilgin, işveren ve çalışan temsilcileriyle bugün bir araya geldiler. Ve bugünkü görüşme asgari ücreti belirlemek için yapılacak olan çalışmalar nasıl bir takvimle ilerleyecek, bunların belirleneceği bir toplantıydı efendim. Ve tabii ki Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve kendisiyle birlikte Türk İş ve TİSK başkanları bir araya geldiler ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 7 ve 14 Aralık'ta yapılmasına karar verdiler. Ve tabii Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonları Başkanı Özgür Burak Akkol Sayın Bakan'la bir araya geldiler. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Diğer ilgililer de açıklamalarda bulundular. Birazdan bakacağız neler söylediklerine değerli seyirciler. Tabii asgari ücret konusunda iyimser bir hava şimdilerde esmeye başladı. Daha bu sabah yapmış olduğumuz bilgilendirmede asgari ücretin 8.000 liradan yukarıya olmayacağı yönünde bazı kaynaklardan bilgiler geldiğini söylemiştik. Ama tabii taraflar bir araya geldiği dakikalarda da patronlardan, işverenlerden, işveren örgütlenmelerinden açıklamalar geldi ve dediler ki biz de elimizi taşın altına koyacağız. Dolayısıyla belki de 8.000 liradan yukarıya bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Yine sabah söylediğim gibi seçimlerin olması, seçimlerin yaklaşması ve iktidar partisiyle bütün partilerin seçimlere yönelik çalışmalarını devam ettirmeleri, bununla birlikte hükümetin asgari ücretlileri enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz ve belirleyeceğimiz asgari ücret rakamı açlık sınırının altında kalmayacak sözüne yönelik olarak hükümetin 8.000 lira hatta belki 9.000 liradan yukarıya bir asgari ücret belirlemesi mümkün. Tabii taraflar bir araya gelecekler. Ayrıca işverenler ek destekler istemişlerdi. Bu desteklerin bazılarını da istemekten vazgeçtiler gibi bilgiler geliyor. İşverenler dediler ki taşın altına elimizi koyacağız dediler. Şimdi tabii Türk İş açıklama yaptı. Türk İş'in açıklamasında Ar-Ge bölümünün yapmış olduğu araştırmada yuvarlak hesaplarla söylüyorum yoksulluk sınırı 25.000 liranın altı. Yani 4 kişilik bir ailenin evine 25.000 lira girmiyorsa o aile yoksul. Ayrıca açlık sınırı da yani 4 kişilik bir ailenin gıda için harcaması gereken para da yine yuvarlamayla en az 7.000 lira olması gerekiyor. 4 kişilik bir aile yeme içmeye 7.000 liranın altında para ayırabiliyorsa o ailede yoksulluk sınırının altında yaşıyor demektir gibi bir araştırma yayımladı. Araştırma sonucu ortaya koydu Türk İş. Şimdi tabii asgari ücret bile şu anda 5.500. Yoksulluk, açlık sınırı 7.000'in altında kaldı. Şimdi dolayısıyla enflasyonun Ocak ayından sonra düşmeye başlayacağı yönünde iyimser bir hava olmasına rağmen pek de öyle olmayacak gibi gözüküyor.
yükselmesin şimdilerde kalsın daha iyidir düşüncesi de biraz hakim gibi. Dolayısıyla ne olacak? Belki 8 bin, 9 binin üstünde de bir asgari ücret belirlenebilir. Ama yine bağımsız ekonomistler 9 binin üstünde bile olsa topu topu 2 ay idare edecek bu toplum onunla. 2 ay sonrasında yine 9 bin lira bile hiçbir şey ifade etmeyecek şeklinde açıklamalar yapılmıştı efendim. Şimdi tabii TİSK Başkanı bugünkü görüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Sayın Akkol neler söyledi bir bakalım efendim. Sayın Bakanımız sürecin başından beri hatta Mayıs-Haziran aylarından beri bizlerin görüşlerini alıyor. TİSK'e bu görüşleri ifade etme şansını çoklu defalar tanıdı. Sadece TİSK'in değil başka işveren kuruluşlarının da görüş ve önerilerini aldı. Sadece işverenlerin değil tüm konfederasyonların işçi temsilcilerinin de görüşlerini almaya devam ediyor. Biz tabii TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle beraber sunmayı seven bir teşkilatız. Yani bir öneri getiriyoruz ama bunu aynı zamanda somut aksiyonlarla nasıl hayata geçirebiliriz de devletimizle beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Bu EYT kapsamında da benzer bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla işverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı bugün tekrar Sayın Bakanımıza sunduk. Sizler tabii bu çalışmaların içinde neler var diye soracaksınız. Dolayısıyla ben 3 maddede size bir özet anlatmak istiyorum. 3 tane ana kapsamda, ana çatı altında özetleyebilirim. Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın biliyorsunuz SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı Temmuz ve Ağustos aylarında. Oldukça yüklü sayıda çalışanın EYT kapsamındaki çalışanın katıldığı. Burada şunu gördük. %80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor. Yani devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam ilişkisini devam ettirmek istiyor. Yani bu kişileri işine devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu eğer emekli çalıştırırsanız. Bu tabii hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Bugün tekrar teyidini alarak burada sizlerle paylaşıyorum. Emeklilerle normal emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek. Değerli basın mensupları bu çözümü şöyle önemsiyoruz. Bu konu sadece işverenler için değil, aynı zamanda emekli olup çalışma hayatına devam etmek isteyen çalışanlar için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini Sayın Bakanımız az evvel bizlerle paylaştı. İkinci konumuz, emekli olacak çalışanların aynı anda hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük işletmeleri de düşünün, küçük işletmeleri de düşünün. Oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı içeriğine girme. Bu durumda da işçinin mağdur olma ihtimali var. Dolayısıyla bu konuda bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine müjdeyi verdi. Hazine Maliye Bakanımızın da bu sürece çok destekçi olduğunu ifade etti. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatları ile ilgili uygun çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek olunacak. Bu adamki kıdem tazminatları da dolayısıyla çalışanlara gidecek. Üçüncü konu özellikle kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bazı departmanlar komple emekli olabiliyor. Dolayısıyla özellikle kıdemin önemli olduğu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri doğabilecek. Biz de ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda biraz evvel saydığım
üretimin ihracatın devamlılığına da mani olmadan bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu konunun yine ülke için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu. Bunları Sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Yakın zamanda biz de sizler gibi konunun resmileşmesini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bugün gündemimizde asgari ücret yok ama sizlerin soracağınızı tahmin edeceğim için birkaç cümlede onunla ilgili edeyim. Bugün sürecin aslında ilk günü. Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay yukarıda, Sayın Bakanımız yukarıda. Az sonra benim de katılacağım bir toplantıyla hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Komisyon hem işçi tarafını temsil ediyor, hem işveren tarafını temsil ediyor, hem de devletimizi, kamuyu temsil ediyor. Bu komisyon üyelik kimin üye olacağı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Yakın zamanda da ilk toplantısını yapacak. Bugün esasında bir Türk İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığımız ve aynı zamanda TİSK olarak bir planlama için buradayız. Ben esasında kamuoyuyla birkaç kez paylaşmıştım. Ben son iki asgari ücretteki üçlü imza sürecini çok önemsediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Son iki asgari ücreti hem işçi tarafının temsil eden Türk İş'in imzasıyla, hem devletin imzasıyla, hem de işverenlerimizin imzasıyla ortak bir mutabakatla biliyorsunuz hayata geçirmişti. Bu dönemde biz işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Burada tabii benim hani altını çizmek istediğim konu şu: işverenlerimizin razı olduğu, işçi sendikalarımızın, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu sürecin, hem EYT sürecinin hem de asgari ücret sürecinin ben ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizler için de önümüzdeki günler, haftalar yoğun geçecek eminim ki. Sizlere de bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Evet, işverenler adına bu açıklamayı yaptı Sayın Akkol. Tabii asgari ücret tespiti konusunda taraflar takvimi belirlemek amacıyla bugün bir araya geldiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ve toplantıya Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Şimdi Ergün Atalay da bir açıklama yaptı. Açıklamasında 7 Aralık'ta ve 14 Aralık'ta bir araya asgari ücreti belirlemek amacıyla tekrar geleceklerini dile getirdi. Ve Ergün Atalay işçileri, çalışanları temsil eden Türk İş adına da şu açıklamayı yaptı. Bugünkü toplantı sonrasında dikkat çeken noktalara değindi. Kendisi şunları söyledi: geçen sene olduğu gibi, ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Burada gene bir ifade ediyorum. Asgari ücret kadar, asgari ücretin üstünde çalışanlar var bu ülkede. Şimdi asgari ücret ne? Yeni işe başlayanlarla ilgili, ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede asgari ücret. Onun dışında 10 yıldır, 20 yıldır teknik elemanlar var, uzmanlar var. Yani onların bir konumu var. Onun ötesinde çalışma hayatının beklediği sorunları var. İşte bizim hükümetten, bakanlıktan, işte EYT gündemde bir an evvel ülke gündemine gelsin. Arkadan geçişiyle ilgili sıkıntımız var. Taşeronun sıkıntısı var. Vergiyle ilgili sıkıntımız var. İş yerlerinde ilgili bizim şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor, bir bölümü vermiyor. Bununla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı Ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Yani işçiler tabanda bunu bekliyorlar. Bununla ilgili taşerondaki arkadaşlar bekliyor. Geçici işçi bekliyor. Yani ben bu asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için önemli, çalışanlar için önemli, bizim için önemli. Özellikle ben vergiyle ilgili her ortamda ifade ediyorum. Biz evvelden Aralık ayının sonunda giriyorduk %27'ye. Şimdi Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında 127'ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Yani bu kamuoyunun beklentisi, işçinin beklentisi, benim beklentim bu. Yani bu konularda her gün Sayın Bakanımızla, ülkeyi yönetenlerle görüşmeye devam ediyoruz. Yani asgari ücretle mesele bitmiyor. Hani asgari ücretin ötesinde işte asgari ücretle çalışan, önünde çalışanlar, teknik elemanların durumu ne olacak? Onlarla ilgili iş yerlerini düzenleme gerekiyor. Bir de hükümetin bir şey yapması lazım. Asgari ücret arttı diye
işi çıkartanlar geçmişte oluyor. Onun önüne geçmek lazım bununla ilgili. Yani kısa öz benim söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya toplantı olsun. Ondan sonra da geniş detaylı beraber konuşuruz. Benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hadi hayırlı yayın. Evet, asgari ücret resmen tespit edilebilmek için çalışmalar bugün başladı. Ve 7 Aralık'ta ve 14 Aralık'ta az önce Sayın Atalay'ın da dile getirdiği gibi asgari ücreti belirlemek amacıyla bir araya gelecek. Yine taraflar, bakanlık, işçi temsilcileri ve işveren temsilcileri, iyimser bir hava söz konusu değerli seyirciler. Asgari ücretin belirlenmesi konusunda, ama tabii az önce Sayın Atalay'ın da dile getirdiği gibi asgari ücretin kaç olursa olsun bazı durumların da göz önünde bulundurularak bir ayarlamanın yapılması gerekiyor ve bu ayarlamaların Ocak ayında sonlandırılması gerekiyor dedi Sayın Atalay. Örneğin asgari ücretin biraz daha üstünde ücret alan teknik elemanların maaşları nasıl belirlenecek? Ayrıca asgari ücret geride bıraktığımız ara dönemde bile, Temmuz ayında bile belirlenirken, zamlanırken asgari ücretin yükseldiği gerekçesiyle birçok iş yeri işçi çıkardı. Bu işçi çıkarmanın önüne geçilebilmesi gerekiyor. İşverenlerin memnun edilmesi, bazı düzenlemelerin işverenler adına yapılması gerekiyor. Bunlar önemli. Ve tabii asgari ücret bekleniyor. Çünkü hani asgari ücret 7 milyon kişi deniliyor ama 7 milyon asgari ücretle çalışan kişilerin ailelerini de işin içerisine kattığımız zaman bu neredeyse 20 milyona. 20 milyon insanın yaşamak için harcama yaptığını düşündüğümüzde bu tüm ülkeyi 85 milyon insanı ilgilendiren bir rakam olacak sosyal hayatın devam edebilmesi açısından, yaşamın sürmesi açısından. O nedenle önemli asgari ücret. Şimdi efendim bu konuyu burada bırakalım. Asgari ücretle ilgili geleceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız. Şimdi son saatlerde yaşanan üzücü bir olay var. O üzücü olay da Bursa'da yaşandı efendim. Bursa'da tek motorlu bir uçak düştü ve iki kişi bu kazada hayatını kaybetti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Ova Akça Termik Santrali yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Osman Gazi ilçesinde bulunan Ova Akça Doğalgaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye henüz bilinmeyen bir nedenle bir uçak düştü. Tek motorlu, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir uçak düştü. İhbar üzerine santral alanında çok sayıda itfaiye ve polisle birlikte sağlık görevlileri görev aldılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi yapmış olduğu incelemede uçağın düştükten sonra yanmaya başladığı ve uçağın söndürüldüğü dile getirildi. Ve tek motorlu uçak olduğu bilgisi de paylaşıldı. Uçakta bulunan iki kişi de hayatını kaybetti. Bu kazayla ilgili araştırmalar, incelemeler devam ediyor ayrıntılı bir şekilde efendim. Yine devam edelim. Son saatlerde yaşanan diğer gelişmeler nelerdir diye bir bakacağız. Şimdi Mersin'e dönelim değerli seyirciler. Mersin'de Mersin Barosu'nun 98. kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla Mersin Barosu bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Baro Başkanı Gazi Özdemir bir konuşma yaptı günün anlamına yönelik. İzleyelim. Mersin Barosu'nun 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir günün anlamına yönelik bir konuşma yaptı. Bugün baromuzun kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir arada olmamızın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. 98 yıllık varlığımızı siz değerli meslektaşlarımızla birlikte başardık.
1 Aralık 1924 tarihinde kurulan Mersin Baromuz'da merkezde 16, Tarsus'ta 3, Silifke'de 1 olmak üzere toplam 20 kayıtlı avukat bulunuyordu. Mersin Barosu kurulduğu günden bugüne büyüyerek şu anda baromuza kayıtlı aktif görev yapan avukat sayımız 3091, stajyer sayımız ise 335'tir. Avukat, adil yargılama hakkının, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında, kişi hak özgürlüklerinin korunmasında en büyük güvencedir. Ancak avukatlar güvende değil. Avukatlık mesleğinin sorunlarının her geçen gün daha da büyüdüğü bu süreçte birçok meslektaşımız mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma ve koşturmaya maruz kalmakta ya da tutuklu olarak yargılanmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik fiili ve sözlü saldırıların her geçen gün artmasının derin üzüntüsünü ve endişesi içerisindeyiz. Avukatlara yönelik saldırılarda saldırganların çoğunlukla tutuksuz yargılanması, hak ettikleri şekilde cezalandırılmamaları nedeniyle avukatı uyuşmazlığın tarafı gören zihniyetin yeni saldırılarına sebep olmaktadır. Bilinmelidir ki avukata yapılan her saldırı esasen halkın adil yargılanma hakkına yapılan bir saldırıdır. Ekonomik zorluklar nedeniyle meslektaşlarımız maalesef mesleklerini zor koşullar altında ifa etmektedir. Baroların asli görevleri meslek sorunlarını çözmek, mesleği geliştirmek, meslektaşlarımızı ve mesleğimizin teminat altına almak, mesleki düzeni, dayanışmayı ve saygınlığı sağlamak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak ve savunmaktır. Mersin Barosu yönetimi olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarına çözüm bulmak, temel hak özgürlükleri korumak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için çaba göstermekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere, çiftçilere yönelik çalışmaları, destekleme programları devam ediyor. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli ilçesinde bal üreticilerine ve ceviz üreticilerine, çiftçilere yönelik bal sağım çadırı ve ceviz fidanı dağıtım töreni düzenledi. Bu törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Sayın Seçer yapmış olduğu konuşmada şunlara değindi. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz de zor günler yaşıyor. Bunlar olabilir. Doğaldır. Ekonomi kötüye doğru gider. En fazla etkilenen kesimlerden bir tanesi üretici olur. Girdi maliyetleri artar, tüketicinin alım gücü azalır, gelir direkt üreticiyi vurur, çiftçiyi vurur. Ama bal üretir, ama süt üretir, ama domates üretir, ama etkilenir. Bizim bu bölgemiz rızkını topraktan çıkaran, öyle böyle de değil, kolay da değil, tam bir emek. Tam bir ömür törpüsü. Tırnaklarıyla kazıyarak, elleri nazır tutarak, derisi güneşten soyulacak derecede yanarak üretim yapar. Çocuğu hastadır, onu aksatır. Doktora götürmez. İlacını alamaz ama yetiştirdiği ürünün gider ilacını alır, gübresini alır. Böyle zordur üreticinin durumu, çiftçinin durumu. Her kazandığı kuruşun helal olduğu bir üretim alanıdır çiftçilik. Onun için hepinizin eline, koluna, emeğine sağlık. Bir çiftçi çocuğu olarak, bir çiftçi olarak bunu söylüyorum. Bir başkan olarak değil, siyasi bir söylem değil. Yürekten söylüyorum. Hepinizin eline, koluna, emeğine sağlık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik bir planı vardır, bir projesi vardır. Çünkü belleğe doludur, bilgi birikimi doludur. Başkanından
daire başkanına kadar, daire başkanının altında çalışan mühendislere kadar bir hiyerarşi çerçevesinde çalışan sade belediye çalışanına kadar tarımla ilgili yapılan çalışmalar bilinçli yapılıyor, bilgili yapılıyor, bir program plan çerçevesinde yapılıyor ve isteyerek yapılıyor. Övünerek söyleyeyim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında en başarılı olduğu sahalardan biri de çiftçiye, üreticiye yaptığı desteklerdir. Mersin tarımına yaptığı katkıdır. Bu nedenle emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakalım ne yapacağız? Bugün niçin bir araya geldik? Burada 12 ilçemizden bal üreticisi kardeşlerimiz, bizlerden toplamda 300 üreticimiz 300 bal sağım çadırı alacak. Bunun yanında yine 520 üreticimiz il genelinde toplamda 15.143 adet ceviz fidanı alacaklar. Bugünkü bu toplantıda Erdemli'den ceviz fidanı talebinde bulunan üreticilerimizden 149 üreticimize 4.399 adet ceviz fidanı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Başkanımız Sayın Vahap Seçer tarafından temsili balsam çadırları üreticilerimize teslim ediliyor efendim. Efendim Akdeniz Belediyesi ile ilgili de bir gelişme var. Hatırlanacağı üzere Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak sık sık dile getiriyordu. Asfalt plantımız hazır, plant çalışmaya başlayacak, sıcak asfalt üretimine başlayacağız ve ihtiyacı olan tüm ilçelerde sokakları, caddeleri sıcak asfaltla döşeyeceğiz diye işte bu habere geçeceğiz. Ama öncesinde şimdi çok ilginç bir gelişme yaşanıyor. Hakikaten ilginç, şimdiye kadar Türkiye ticaretinde örneği olmayan bir gelişme. Hemen ona değinelim efendim. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu konuşmada da değindi. Hani bazı çevreler üç harfliler diyorlar, zincir marketler. Zincir marketlerde satılan ürünlerin, özellikle de temel gıda ve tüketim ürünlerinin fahiş fiyatla satıldığı ve geride bıraktığımız dönemlerde de zincir marketlerin marketlere fahiş fiyat uygulamaları, ziyaretleri, denetimleri çok sık yapıldı. Bununla birlikte yüklü miktarlarda cezalar da kesildi. Şimdi tabii fahiş fiyatın devam ettiğini düşünen siyasiler, bakanlık yetkilileri bir kez daha asgari ücretin bu belirleneceği dönemde fiyat dengesinin sağlanması amacıyla zincir marketlere bir parmak sallandı. Yani zincir marketler fiyat dengesini oturtsunlar denildi. Sonra ülkemizde yaygın olan bir zincir marketin CEO'su, en tepedeki yöneticisi dedi ki, asıl sorun üretimdeki enflasyon. Üretim maliyetlerin yüksekliği nedeniyle fiyatlar yüksek. Ki kaldı ki bazı marketler bazı ürünlerde zararına satış bile yapıyorlar, müşteriyi tutmak amacıyla dedi. Sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli konuşmasında şöyle dedi. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum dedi. Ve bu dikkat çeken söz üzerine yine zincir marketlerden birinin tepe yöneticisi Galip Aykaç açıklama yaptı. Ve dedi ki açıklamasında, FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var.
Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler dedi. Şimdi işte zincir marketlerle ki binlerce insanı çalıştıran, binlerce şubesi olan ve günlük cirolara, aylık ciroları çok yüksek olan bu zincir marketlerle hükümet arasında, Cumhur İttifakı arasında ipler iyice gerildi. Bu işin sonu nereye varacak? Şimdi kamuoyu bunu merakla bekliyor. Diyelim Akdeniz Belediyesi'ne geçelim. Akdeniz Belediyesi ilk olarak aciliyet gerektiren yerlerde sıcak asfalt serimine başladı. Akdeniz Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde devam ettirdiği soğuk asfalt sathi kaplama seriminin yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına da başladı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye ilk kez kazandırılan sıcak asfalt plantinin de tam kapasite hizmete girmesiyle asfalt serim hizmetinin ihtiyaç duyulan her mahallede gerçekleştirileceğini söyledi. Çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sıcak asfalt çalışma yapmış olduğu sokaklar ilk olarak baştan sona yenilendi ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Ben Köselerli Mahalle Muhtarı Nedim Bozuoğlu. Mahalle ve şahsım adına Sayın Başkanımız Muhammed Mustafa Gültak'a bu yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız zaten daha önceden de söylemişti, asfaltımıza başladığımızda ilk Huzur Kent'ten başlayacağını söylemişti ve başkanımın dediği gibi asfalt, sıcak asfalt dökümüne Huzur Kent Köselerli Mahallemizin birçok sokağını asfaltını, sıcak asfaltını tazeleyeceğiz, yenileyeceğiz. Başkanıma bu çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk etapta çalışmalar bittiğinde Akdeniz'in ihtiyaç duyulan mahallelerine toplamda 12 bin ton sıcak asfalt dökülmüş olacak. Diğer yandan Köselerli Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığı, sokaklarda bulunan kaldırımlar ve kilit taşlarının da ekiplerce yenilendiği görüldü. Adana'ya uzanalım efendim. Adana'da petrol çıktı. Adana'daki Çukurova petrol kuyularının bulunduğu alanda 7 numaralı kuyudan da petrol fışkırdı. Üstelik öyle yüzlerce binlerce metre derinlikten değil, 500-600 metre suların bulunduğu mesafeden yüksek kalitede petrol çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalışmaların devam ettiği petrol sahasında Çukurova 7 isimli kuyudan su seviyesinden petrol çıkarılmaya başlandı. Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Çukurova isimli araştırma sahalarında petrol çalışmaları devam ediyor. Daha önce Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli petrol kuyularında petrol çıkarılmaya başlanmış ve çıkarılan petrolün yüksek kaliteli olduğu değerlendirilmişti. Alanda çalışmalar genişletilirken Çukurova 7 isimli petrol arama kuyusunda da çalışmalar tamamlandı. 500 ve 600 metreden petrol çıkarılmaya başlandı. Burası şimdi birinci kuyudan çıktıktan sonra burası aktif şekilde keşif kuyuları yapılmaya başladı. Burada şimdi 14 tane kuyu yeri belirlendi. 14 taneden 5 tanesi yapılmış durumda, 3 tanesi üretimde. İki tanesi de bir hafta 10 güne kadar üretime geçecek. Burada şimdi ne oldu mesela? Birinci kuyudan çıktıktan sonra burada faaliyet hızlandı. Nasıl hızlandı? Burası yuka kuyular olduğu için, yani çok derin bir kuyular olmadığı için 500-600 metrede normal su sondajı gibi petrol alınıyor. Buradaki petrollerde işlemi de kolay. Sıvı bir petrol, masrafsız bir petrol. Burada kuyular çoğaldı. Kuyuların çoğalmasıyla da bizim de burada yollarımız yapıldı. Yollar yapıldı. Sonra sulama kanalları geldi. 2023 bize göre 2022-23 Soysalı Köyü için uğurlu bir yıl olacak. 5 tane kuyu bitmiş durumda. 9 tanesi de bekliyor sondaj aşamasında. Sondaj bittikten sonra da inşallah onlardan da çıkar. 7 nolu kuyu da şimdi ne oldu? Bu arkamızda gördüğümüz 7 nolu kuyu kendi artezyen yaptı. 1000 varilin üzerinde petrol çıktı ama bunu TPO ne yaptı? Biraz yavaşlattı, yani hepsini birden almamak için. Altta yer altındakileri biz bilemiyoruz. Onlar ne yaptılar? Şimdi 300-400 varilik bir şekilde devamlı
üretim sahasına, depolama alanına basıyor. Depolama alanında bizim tarlamızda zaten. Spordaki gelişmeleri Mehmet Uysal'dan alacağız. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Günün önemli spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Basketbola başlayacağız. Kadınlar Basketbol Ligi'nin güçlü takımlarından temsilcimiz Çukurova Basketbol'da nihayet Chelsea Gray sevinci yaşanıyor. Amerikalı basketbolcu, 30 yaşındaki oyun kurucu Mersin'e geldi ve takımla çalışmalara başladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Basketbolu'nun en önemli isimlerinden 30 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Chelsea Gray'in takıma dahil olduğunu açıkladı. Gray says I'll do that and hits the three. Sezon başında anlaşma sağlayan Gray'in Kadınlar Basketbol Dünya Kupası sonrası takıma dahil olacağı açıklanmıştı. Dünya Kupası'nda final maçının MVP'si seçilen Gray'in Çukurova Basketbol'a büyük katkı sağlaması bekleniyor. Chelsea Gray, daha önce de Türkiye'de Fenerbahçe, Aguspor, Botaş ve yine Çukurova Basketbol formaları giymişti. 2018-2019 sezonunda Çukurova'yla 3 kulvarda toplam 29 maça çıkan Chelsea Gray, 14 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Sezona 4 kupa hedefiyle giren ve ligde ve Avrupa'da son haftalarda formda olan Çukurova Basketbol'un en büyük hedefi ise kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupası EuroLeague'de şampiyonluk yaşamak. Çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Mersin temsilcisi bu kupada 5. maçında 8 Aralık tarihinde İtalya'da Barretta Familia ile oynayacak. Evet, 30 yaşındaki oyun kurucu Chelsea'de takıma dahil oldu. Tabi potu altında Jonquil Jones, oyun kurucu mevkisinde Chelsea Gray gerçekten durdurulması zaten güç bir takımdı. Şimdi daha da güç oldu. Spor severlere hani basketbol tabiriyle Chelsea Gray kimdir, nedir, nasıl bir basketbolcudur cümlesini daha iyi anlatabilmek için dünya futbolunda 3 futbolcu sayın deseniz herhalde ilk sırada ya Messi dersiniz ya Ronaldo dersiniz. Tarihin en iyi futbolcusu kim derseniz herhalde ya Pele dersiniz ya da Maradona dersiniz. İşte bunları ifade edebilen basketbol tabiriyle bir oyuncudan bahsediyoruz. 30 yaşındaki tecrübeli Amerikalı son dünya şampiyonasında da Çin'le oynanan final maçında final serisinin MVP'si seçilmişti. Yani en değerli oyuncusu seçilmişti. Gerçekten çok ama çok önemli bir transfer. Sezon başında gerçekleşmişti ama Dünya Kupası'ndan dolayı henüz yeni takıma dahil oldu. Tabii Frank Benley ile yollar ayrılmıştı daha öncesinden. Onun yerine de bir oyuncu bakılıyor demişti. Kulüp genel koordinatörü Ender Ünlü.
Tabii görüşülen basketbolcular var. Henüz gerçekleşmiş bir transfer yok ama bununla da ilgili bir çalışma olduğunu belirtelim. 4 kupa hedefi açıkça konuşmak gerekirse bizim üzerinde durduğumuz Euroleague. Çünkü Çukurova basketbolu ne Türkiye Kupası'nda ne Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ne de ligde zorlayabilecek bir takım maalesef yok. Maalesef diyorum, keşke zorlasalar da biraz heyecan gelse ama ilk maçta Fenerbahçe'ye yenilmemize rağmen şu anki Çukurova basketbolun kadrosunu yenebilecek bir takım gözükmüyor. Gözükmesinde zaten 3 kupayı da alıp Mersin'e getirelim ama Euroleague şu an kağıt üzerinde ele alacak olursak Chelsea Gray'in gelmesiyle birlikte ve yeni bir transferin söz konusu olmasıyla birlikte Sopron'a yenilmemize rağmen ya da Avenida'ya yenilmemize rağmen Euroleague'in şu anda en değerli, en kaliteli kadrosu Çukurova basketbolda. Bu da şu demek, Mersinliler ve Türk basketbolu bir kupaya daha hazır olsun. Mayıs ayında Çukurova basketbol Avrupa'nın en büyüğü olacaktır. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın. Şimdi futbolda şik edeceğiz. Evet, yine o kabus geri döndü. Üçüncü ligde hem de Mersin İdman Yurdu'nun olduğu ligde Nevşehir Belediyespor'la Şile Yıldızspor hafta sonunda Nevşehir'deki karşılaşmada 2-2 berabere kalmışlardı. Nevşehir kulübünden ise inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta oynanan ve 2-2 sona eren Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor müsabakasının ardından Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafis Dirikoç sert açıklamalarda bulundu. Maçın orta hakemi Ahmet Turan Timiroğlu'nun takımları aleyhine maç esnasında gösterdiği haksız kartlar, sebepsiz yere maçı 10 dakika uzatması ve uydurma penaltıları sonucu puanlarını gasp ettiğini söyleyen Dirikoç, hakem Timiroğlu ile ilgili şike ve bahis iddialarının araştırılmasını istedi. Maçla ilgili maçtan önce bazı sosyal medya hesapları üzerinden maçın sonucuyla ilgili paylaşımlar yapıldığı ve bahis oynandığı şeklinde kuvvetli iddiaların olduğunu belirten Dirikoç, bir şehrin emeklerini hiçe sayan hakemlikle yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu kişilerin Türk futbolundan kara ellerini çekmeleri için yasal olarak gereken tüm mücadeleyi vereceğiz. Haklı davamızda ilgili tüm kurumları görev başına davet ediyoruz dedi. Umuyoruz üstü kapatılmaz. Zira bizim grupta olduğu için bizleri de yakından ilgilendiriyor. Maalesef bahis olayı dünya futbolunun, daha doğrusu sporun her branşında yer edinmiş durumda. Bu da bu şekilde iddiaları ortaya çıkartabiliyor. Türkiye'de de dünya basınından geri kalınmadığını gösteriyor aslında bu olay. Umuyoruz dediğimiz gibi üstü kapatılmaz ve gereken yapılır, o titizlik gösterilir de varsa böyle bir şey, işte hakemle alakalı bir durum. Yani maçı izlemedik tabii ki ama anlatılanlar açıkçası hiç de kolay şeyler değil. İnanılmaz iddialar zaten mahkemeye de yansıtılacağından bahsedildi haberde. Umuyoruz en kısa zamanda bunun da üstesinden gelinir diyelim. Yoksa gidişat zaten kötü. Şimdi FIFA diyeceğiz. FIFA yine rahat durmadı ve bir değişikliğe daha gitmeye hazırlanıyor. Evet. Teknoloji hayatımıza girdiğinden beridir işte VAR sistemi, AVAR sistemiydi. Bu Dünya Kupası'nda şu an oynanıyor. Yarı otomatik robot hakem sistemi getirilmişti, 3 boyutlu. Bu zamanla dünya futbolundaki bütün liglerde de uygulanacağı söylenmişti. İşte Türkiye'de çok ilginç uygulamalar söz konusu. Alt ligleri alan yayıncı kuruluş robot hakem sistemini kurmaya çalışacak 5 yıl içerisinde. FIFA'da futbolu biraz daha çekici hale getirmek için yapılan açıklama bu şekilde. Beraberlik sistemini bozmaya hazırlanıyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında eğer bir karşılaşma berabere biterse o maçın sonunda seri penaltı atışları kullanılacak. Dünya futbolunun patronu FIFA yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. 2022 Dünya Kupası gol sayısı açısından futbol severleri tatmin etmeyince FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında maçların berabere bitmesi halinde penaltı atışları formatını getirmeyi planlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda 48 takım, 16 grup, her grupta 3 takım ve beraberlik halinde penaltı atışları uygulamalarının gelmesi bekleniyor. FIFA'nın getirmeyi planladığı bu uygulamanın ise yerel ve uluslararası turnuvalarda emsal olması bekleniyor.
Şimdi bir son dakika gelişmesini aktaralım. Malumunuz Türk futboluna bir kara leke olarak geçen Göztepe Altay maçı sonrası verilecek karar merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamada Göztepe kulübüne 4 maç, Altay kulübüne ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmiş. Bu bir ceza mı, ödül mü? Tabii çokça tartışılacak. Puan silme cezası konuşuluyordu ki olması gereken aslında buydu. Ama burası Türkiye yine şaşırtmadı tabii ki. Şimdi Mersin'e devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi de personelini biraz motivasyonunu sağlamak amaçlı birincisi olmak üzere bir etkinlik düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından personel motivasyonu ve aidat duygusunu artırmak ve takım olma bilinci oluşturmak adına voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi ve futbol branşlarında 24 Eylül tarihinde başlatılan birinci spor oyunlarının 4 kategorisi tamamlandı. Futbol kategorisinde 3 Aralık tarihinde yapılacak final maçının ardından ödül töreni yapılacak. 3 Aralık Cumartesi günü Macit Özcan Spor Tesislerinde saat 16.30'da futbol branşının 3. ve 4.lük maçı Özel Kalem ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak. Aynı gün saat 18'de ise final maçı Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Meski Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında yapılacak. Sonrasında her branşın ilk 4 takımına veya katılımcısına kupa ve madalya verilecek. 24 Eylül tarihinde başlayan Mersin birimler arası spor oyunlarında 5 tane branşta yaklaşık 2,5 aydır spor karşılaşmaları yapıyoruz. Tamamen personelimizin katıldığı, çalışanlarımızın katıldığı organizasyonlar. Ki bunlarda genel sekreterimiz bile oyuncu olarak katıldı. Futbol, basketbol, voleybol, bunun yanında tenis ve masa tenisi etkinliklerimiz oldu. Bitti hepsi. Futbol sadece 3 Aralık günü final maçı yapılıyor. O günde ödül törenini yapacağız organizasyonun. Yaklaşık 700 civarı çalışanımız katıldı bu etkinliklere. Çok keyifli, çok güzel organizasyonlar oldu. Yazım kuram var. Elektriksiz ev sahibi bir köy elektrik itfaiye soracağım. Buraya geldiniz. Soruyorum. Kalem, top mu kalemi? Kale. Hangi taraf hocam? Bu taraf hocam. Bu taraf hocam. Bu taraf hocam. Bu taraf hocam. Tabii sizler haber izlerken o son dakika olarak verdiğimiz Göztepe Altay gelişmesinde farklı bir durum var mı ona baktık. Para cezaları da var ama futbolda o verilen para cezalarının aslında hiçbir hükmü yok. Onlar için küçük paralar. Tabii şimdi Göztepe Altay maçı yarıda kalmıştı. 22. dakikada yarıda kalmıştı. Peki ne olacak bu karşılaşma? Oynanacak mı? Kadın ve çocukların sadece olacağı tribünlerden bahsediliyor. Yani sadece kadın ve çocukların izleyeceği bir maç kalan süre için konuşuluyor. Bu şu an için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi başlaması yok ama kulüplerin bu şekilde bir başvurusu olduğu da konuşuluyor. Ama gerçekten verilen cezalar biraz komik kalmış gibi. Şimdi yabancı kuralı diyeceğiz. Tabii Türk futbolunda son dönemlerde hakemler kadar yabancı kuralı da çokça konuşuluyor. İşte bir kulüp başkanı çıkıyor diyor ki yabancı sınırı kaldırılsın diyor. Bir ay sonra aynı kulüp başkanı bu kez diyor ki yabancı sınırlaması getirilsin, yerli oyuncular oynatılsın diyor. Çünkü bütün kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda devamlı değişken konuşmalar yapabiliyor. Fatih Terim'le birlikte başlayan bir süreçti. Bu sonrası Şenol Güneş devam ettirdi milli takımda. Ki nedense hep milli takıma geldiklerinde yabancı sınırı kaldırılsın. Ama kulüplerin başlarına geldiklerinde ise bu kez yabancı sınırı kalksın. Özür diliyorum, yabancı sınırı kalksın. İşte yerlilerle bu kez mücadele edelim gibi açıkçası tutarsızca açıklamalar yapılıyor. Dün Fenerbahçe'de İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi İstanbul'da. Ki kulüpler
Dünya Kupası'ndan dolayı lige hazır hale gelebilmek için bu tarz maçlar yapıyorlar. Jesus da, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da maçtan sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sorulan bir soru üzerine yabancı olayına değindi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan yabancı sınırı açıklaması geldi. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen ligde çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam eden Fenerbahçe, İspanya takımlarından Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Jesus, yabancı sınırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yabancı konusuna bir şey daha eklemek istiyorum. Ben şahsi olarak şu düşüncedeyim. Avrupa futboluna baktığınız zaman ve dünya futboluna, dünyanın en üst liglerine baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Bu tarz yabancı sınırlamaları kalite olarak daha düşük diyebileceğimiz Arabistan veya Türkiye gibi liglerde var. Bence bu ülkelerde futbol bu yüzden gelişmiyor. Kaliteli oyuncular getirirseniz, kaliteli yabancılar getirirseniz o aslında ülkedeki futbolun gelişimine katkı sağlıyorlar. Bence burada futbol anlamında geliştirilmesi gereken şey altyapılar. Çünkü altyapılar gelecektir. Altyapıdaki hocalar, altyapıdaki imkanlar, şartlar her zaman daha iyiye getirilmeli. Çünkü belirtmiş olduğum gibi kulüplerin gelecekleri, altyapılar. Bence Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türk futbolunda yıllardır, hani bu sadece bugün, dün ya da yarın konuşulacak bir şey değil, yıllardır konuşulan bir konu maalesef yabancı sınırı. Artık bunun önüne geçilmesi lazım. Yani ya var ya da yok olarak değiştirilmesi lazım. Devamlı kulüpler kendi çıkarları doğrultusunda değişken konuşmalar, tutarsız konuşmalar yapıyorlar ve kurallara bile değişiyor. Bu ekranlarda daha önce de kendi şahsi fikrimi dile getirmiştim yani. Artık dünya değişiyor. Yani yabancı sınırı diye bunu kendimizi kısıtlamamamız gerekiyor. Zaten öyle bir sınır da yok. Yani 8+3 yabancı kural diye bir şey yok. O kural 8+3. Yani eğer 8 yabancı oynatacaksan kardeşim, diyor ki federasyon, en az 3 oyuncu oynatmak zorundasın diyor. Yani illa 8 yabancı ile çıkacaksın diye bir şey yok. Herkesin önünü açık isteyen 11 yerli oyuncuyla da çıkabiliyor. Ama işte kulüplerde bu kez diyor ki ya kardeşim diyor, altyapılar sorumlu, bu yüzden biz yerli futbolcu üretemiyoruz diyorlar. O altyapılar da zaten başlı baştan bir sorun Türk futbolunda. Neden hala biz altyapılarımızda futbolcu üretemiyoruz? İşte Almanya'da bilmem kaç milyon Türk içerisinden işte Mesut Özil'ler çıkıyor, İlkay'lar çıkıyor vesaire gibi. Ya da diğer ülkelerde gurbetçi oyuncularımızı çıkartabiliyorlar ama biz 80 milyonluk ülkede Türk futbolcu yetiştiremiyoruz diyorlar. Bu da sizin probleminiz yani. Kulüplerin temel sorunu aslında bu. İşte Futbol Federasyonu akademik ligleri mecbur hale getireceğini açıkladı. Durum bu kadar vahim. Süper Lig'de bile akademik ligleri oynatamıyorsunuz. Neden? Çünkü kulüplerin harcayacak parası kalmadı. Yok demiyoruz, kalmadı. Çünkü hunharca bir şekilde yabancı transferlerde işte bunları çok net bir şekilde söyleyemiyoruz belki ama farklı farklı şekillerde birilerinin cebine gönderiyorlar. İşte sonra da para yok olayına dönüyor. Ali Koç'un 2 gün önce bir yaptığı açıklamada Kasım ayı itibariyle kulüplerin ödemeleri söz konusu ve kulüplerin kasasında para yok demişti. Açıkçası Türk futbolu bir oyuncak misali elden ele dolaşıp duruyor ama bir şekilde de önümüzü görmek zorundayız. İşte Dünya Kupası oynanıyor, millilerimiz yok. Yarın bir gün Avrupa Kupası oynanacak, muhtemelen yine olmayacağız gibi gibi çok fazla etken var. Şimdi yerel liglere dönüyoruz. Mersin İdman Yurdu hafta sonu İzmir'de çok zorlu bir maça çıkacak. Belki de sezonun final karşılaşması olacak. Yani bu biraz erken ama yine de gidişatı doğru analiz etmek için Karşıyaka maçı oldukça önem arz ediyor. Teknik direktör Ersin Akka'da dün bu ekranlarda telefonla bağlanarak hem Karşıyaka maçını hem de geride bıraktığımız haftaları değerlendirdi. Üçüncü ligde mücadele eden yeni Mersin İdman Yurdu teknik direktörü Ersin Akka hafta sonu oynanacak olan Karşıyaka maçı öncesi İçel TV, Sun TV ekranlarında yayınlanan İçel Gündemi spor haberlerine bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Olduğumuz yerden son derece memnunum. Oynatmaya çalıştığımız futbolun önemli bir kısmını, %80'ini şu anda oynadığımızı söyleyebilirim. Ben ilk geldiğimde bana şunlarla karşılaşıyordum. Gittiğim esnaflarda, gittiğim futbol seven insanlarla yaptığım sohbetlerde ofansif bir futbol oynamanın özlemi vardı. Sürekli
kazanmaya odaklı bir takım izlemek istediklerini söylüyorlardı. İnanılmaz derecede pozisyona giriyoruz. Yani her maçta özellikle yani gerçekten çok ofansif oynamaya çalışıyoruz. Yani istatistik bir veri olsa Süper Lig'deki gibi herhalde %70, %75 ortalamasıyla futbol topunun bizde kaldığı maçlar oynuyoruz. Çok fazla pozisyona giriyoruz. Mesela bu hafta Eskişehir maçında 4 tane var. Çok fazla net giremedik. Ama bir önceki hafta mağlup olduğumuz Karaköprü maçında tam 14 tane %100 pozisyona gittik. Peki neden gol atamıyoruz hocam? Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten önde oynayan oyuncularımın biraz şanssızlığı, biraz beceriksizliği, biraz da kendilerini bulamamalarından kaynaklı biraz sıkıntım var. Bunu açık söyleyeyim. Bunu da oyuncularıma asla ve asla hiçbir yerde kimseye laf söyletmem. Bunlar benim gururum. Ben onlarla çok gurur duyuyorum. En önemli özelliği, bunu da buradan söyleyeyim. Benim oyunumda önde top tutmasıyla önemli bir oyuncu Abuzer. Yani önünde biz top tutamadığımız noktada bizim oyunumuzun çıkma şansı yok. Yani biz böyle geçiş oyunu oynayan, çok çabuk hata sonuçlandırabilen bir takım değiliz. Bu oyunda bunu beceremiyoruz açıkçası. O yüzden Abuzer benim için çok özel bir oyuncu. Ligin lideriyiz. Şu anda baktığınızda bu ligi domine etmiş bir takımız. Bu maçta çok daha farklı bir motivasyon isteyeceklerdir karşı yakalı futbolcular. Dolayısıyla hoca değişikliğiyle beraber taraftar sayısı çok fazla olacaktır diye düşünüyorum. Bizi açıkçası kolay bir maç beklemiyor ama biz bu tip maçları her zaman kolaya çeviren bir takım olduk şu ana kadar. Zor maçların hepsine başarılı olduk. İyi futbol oynayarak kazanmayı bildik. Tabii ki şimdi kendi adına buradan anlaştı, tekrar ayrılma durumu oldu. Bu maç onun için de daha çok kazanmak isteyeceği bir maçtır. Ben olsaydım ben de öyle düşünürdüm açıkçası. O yüzden sordum hocam. İşte o yüzden evet, sordum. Evet evet. Yani gerçekten son 3-4 maçta inanılmaz bir taraftar desteği hissediyoruz. Sahaya gelen taraftarın takım üzerinde çok önemli bir etkisi var. Bunu buradan sizin aracınızla özellikle altını çizmek istiyorum. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Takımımızın daha fazla büyümesini bekliyorum taraftar anlamında. Daha çok taraftarımızı görmeye arzu ediyorum. Evet, Ersin Aka Karşıyaka maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tabii bu konuşmanın tamamı değil, tamamını yine İçeride TV ve Sant TV'nin sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Karşıyaka kulübünde bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Selahattin Dinçel, evet, çok da yabancı olduğumuz bir hoca değil. Sezon başında Ersin Aka'dan önce anlaştığımız bir hocaydı. Hatta sözleşme imzalanmıştı. Onun direktifleri doğrultusunda da transferlere başlanılmıştı ki Selahattin Hoca'yı yine bu ekranlarda telefonla bağlayarak görüşlerini almıştık. Şimdi Karşıyaka'nın hocası Selahattin Dinçel'i bilmeyenler için şu ayrıntıyı verelim. Geçen sezon Ankara'da oynadığımız o final maçında bizi penaltılarla eleyen ve bir üst lige çıkan şampiyon Fethiyespor'un hocası kendisi. Umuyoruz bize böyle bir şok daha yaşatmaz ve hafta sonunda Mersin İdman Yurdu deplasmandan alacağı 3 puanla şehrimize döner diyelim. Şimdi son olarak Tarsus İdman Yurdu diyeceğiz. Evet, 100. yılını kutlayan Tarsus İdman Yurdu'na kayyum şoku. İkinci ligde zor günler geçiren Tarsus İdman Yurdu hafta sonunu bay geçirecek. Teknik direktör Serdar Bozkurt'un görevi bırakması sonrası altyapıda görev yapan teknik direktör Sinan Atım takımın başına getirilmişti. Sinan Atım bir internet sayfasında yayınlanan bir programa konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Borcuların özveriyle mücadele etmeleri, çıkıp her şeyini sahaya yansıtmaları şu an Tarsus'un tek mutluluk verici an diyorum. Bu hafta da Ankara Spor maçı belki izlemişsiniz, belki futbol severler de izlemiştir. Yani üstün olan taraf bizdik. Maça çok iyi başladık hatta. Golü de bulduk. Golü de bulduk sonra, evet. Evet, hatta 2'yi de atabildik üstüne o havayla, o baskıyla. 2'yi atamayınca rakip bir anlık bizim konsantre eksikliğimizden faydalanıp golü buldu ilk yarının bitimine doğru. İlk yarı 1-1 bitti. Yani yoksa 1-0'dan sonra biz 2'yi atmış olsaydık maçın seyri çok değişik olacaktı. Yani ikinci yarının başında gol yememiz takımı da biraz demoralize etti ama Allah'tan son yarım saat takım inanır mısınız acayip bir futbol örneği, ne diyeyim işte, o da acayip bir baskı, her şeyi oluşturdu son yarım saatte. Bu dakikalarda 3 tane net gol pozisyonu yakaladık. Bunlardan 3'ü de yani net, yani %100'lük gol pozisyonu, öyle böyle değil. Bir sorunlar o kadar büyük ki, o kadar sorunlarla uğraşıyoruz ki. Yani İdman Yurdu futbol tarihinin 100 yıllık kulübün en sıkıntılı dönemine denk geldik. En sıkıntılı dönemindeyiz. Yani her şey sorun. Sorun olmayan bir şey yok. Hangi birini çözsek birini çözüyorsun, diğeri başlıyor. Birini çözmeye çalışıyorsun, çözemiyorsun.
Yani oyuncu grubunu bu durumda da tutmak çok zor. Yani öyle bir grup var ki, yani adamlar aylardır para alamıyorlar, evlerine ekmek parası götüremiyorlar. Yani oyuncu grubu da her hafta, bu hafta ödenecek, bu hafta çözülecek, bu hafta. Bir de şey var, kafa karışıklığı var ister istemez. Şimdi şey olacak, genel kurul olacak. Tabii şu an futbolcu son bir genel kurula kilitlendi. Ya bu kulüp ayakta kalacak, iyi günler olacak, ya da bu kulübü çok kötü günler bekliyor. Hatta dediğim gibi hiçbir şey yapılmazsa, kimse sahip çıkmazsa, kayyuma kalırsa zaten Sayın Kırbuy'un burada isteyip istememesi önemli. Sonuçta çok büyük bir borç var. Bunu nasıl çözecekler? Öncelikle o önemli. Çünkü borçları ödemediğin sürece zaten transfer yasağımız da var. Transfer yapamayız. Erarısı geliyor zaten. Yani bu borçlar bir şekilde ödenecek. Yoksa İkmal'da hiçbir şekilde transfer yapamıyor. Transferimiz kapalı şu an. Hatta bugün Bayburt maçına gitmek için 11 kişiyiz. 12. adamımız yedek kaleci. Şöyle bir şey var. 11-12 kişiyiz ama bu oyuncular da Cuma gününe kadar izinli. Belki Cuma günü bu 11 kişiden de birkaç tanesi ödeme yapılmadığı için gelemeyebilirler. Rapor alabilirler. Yani bunu da sürpriz olmayabilir. Yani bekliyoruz. Her şey olacakmış gibi bekliyoruz. Bugün özellikle 5 tane oyuncumuzu altyapıdan profesyonel yaptık. Mecbur o Bayburt maçına takım kadrosunu 18-17'lere taşımamız lazım. Evet, maalesef Tarsus İdman Yurdu için güzel şeyler söyleyemiyoruz. Belediye Başkanı Sayın Doktor Haluk Bozdoğan ısrarla sezon başından bugüne 100. yılımızda şampiyon olmak ve o kupayı rahmetli Erkut Kuzeyman'ın mezarına götürmek istiyoruz demişti ama şu an bu konuşmaları yapan kişi takımın hali hazırdaki teknik direktörü Sinan Atım. Yani bir korku filmi izler gibi şu an izledik. Tabii konuşmanın tamamı değil, yaklaşık bir saatlik bir konuşma bu. İçerisinden önemli başlıkları sizlere aktarmaya çalıştık. İzleyemeyenler varsa izlesin gerçekten. Yani son kurduğu cümle hocanın, mecburiyetten 5 genci profesyonel yapmak zorunda kaldık dedi. İşte o altyapı diye ağlayan kulüplerin geldiği nokta bu. Gerçek olan durum bu maalesef. Kayyum olur mu inşallah, öyle bir şey olmaz. Yani 100. yılını kutlayan bir Tarsus İdman Yurdu'nun geleceği nokta en azından bugünlerde bu olmamalıydı. Önümüzde bir de yaşanmış bir hikaye var. Mersin İdman Yurdu gerçeği var. Zaten zar zor nerelerden nerelere gelindiğini en yakın takip eden takımdır Tarsus İdman Yurdu. Mersin ilçesi olduğu için. Yani ders çıkartılmayıp bugünlere gelinmesi de ilginç bir durum. 6 Aralık'ta kongre olacak. Çoğunluk sağlanmayacak yine. 13 Aralık'ta başkan seçilecek. Tabii bir başkan adayı çıkarsa. Yine bu ekranlarda ilk kez sizlere aktarmıştık. Şahin Kırbıyık, eski kulüp başkanının, daha doğrusu belediye başkanı Haluk Bozdoğan'ın bir yöneticiye Kırbıyık'ı aratarak tekrar gelmesini söylediği iddia edilmişti. Yine bu ekranlarda size aktarmıştık bu bilgiyi. Kırbıyık ise iki isteğim var, kabul edilirse seve seve dediğini iddia etmişlerdi. Bu iki seçeneğin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Açıklanmadı henüz ama Tarsus İdman Yurdu göz göre göre kayyuma doğru gidiyor maalesef. Evet, bu haberle birlikte spor gelişmelerinin sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.